Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine beraberiz. Bugün sizlere hobici ziyaretinin en mükemmeli, en kralı, en kaliteli botlarla beraber sizlerle birlikteyiz. Alper Hocam merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkürler. Hoş geldiniz. Bizi davet ettiğiniz için Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tabii. Başımızın üstünde yeriniz var. Çok güzel bir odam var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani ben ilk defa gördüm bu türler. Plako türleri var. Gerçekten de hani yakından görmek nasip oldu, öyle söyleyeyim ben sana. Hayırlı olsun. Böyle hep işte Google'dan şey yazdığım zaman hani böyle çıkıyordu bu türler, ama hani buradan görünce gerçekten çok hoşuma gitti. Hani evet. İnsan böyle bir hevesleniyor, böyle bir cezbediyor. Tabi burada toplamda şu anda kaç tür var? Şu anda burada toplamda 8 tür var. 8 tür? Evet. Yani takım olarak mı mesela, nasıl oluyor? Şöyle diyeyim, ben tek tek sayayım size. 398, hı-hı, 168, 401, L66, L15, hı-hı, L401, L333, hepsi yani. tabii L46'mız, hı-hı, hepsi mevcut şu anda yani. Şey, peki bunların F0 ya da ne bileyim F1 olan durumları var mı, yoksa hani hep İtalya'dan gelip de burada hani üretime geçmiş balıklar mı yani? Şöyle diyeyim ben size, bizim bir ithalatçı arkadaşımızdan, hı-hı, getirttirdik bunları. F0 olarak geldi balıklarımız, anaç hepsi. Olarak. Hepsi. Hı-hı. Hepsi şu anda anaç olarak F0. Tabii onların yavrularını şu anda F1 olarak biz çıkarttık, evet, ürettik. Onlar da şu anda birer anaç oldu elimizde. Hı-hı. Yani şeyi soracağım, ben burada aslında şunu merak ediyorum. Hani bu ploko besleyen kişileri özellikle, hani ben bunu sormak, evet, istiyorum da. İlk senden başlayalım, öyle söyleyeyim Alper Hocam. Bu ploko beslerken hani ya plokum olsun diye mi besliyorsun, yoksa hani ya ben şu türü besleyeyim ploko gruplarından mı diye besliyorsun? Şimdi ben şöyle diyeyim size, Türkiye'de çoğunlukla üretilmeyen veya Türkiye'de üretilmemiş olan türleri seçmeye çalıştım ben, evet, zamanında. Tabii bunun dışında da bazı beğendiğimiz türleri de, evet, değerlendirdik yani. Yani ben mesela, evet, burada gördüğüm en değerli olan L46 Zebra diye mi geçiyordu? Evet. L46 Zebra olarak. Onları da birazdan yakından çekelim. Tabii tabii. Gösterelim. Çingu Nehri'nin balıkları yani. Hı. Brezilya'dan. Şöyle yakından da Kampoçya'dan gelen balıklar. Bir de şey soracağım Alper Hocam. Bu akvaryum ölçülerinde bahsedersek. Tabii. Yani ölçüleri kaç akvaryumların? Yükseklik 40 santim. Eni şu anda 50 santim. Uzunluk şu anda 1 metre. Hı hı. Dördünün de standart olarak boyutları. Hepsi aynı. Sürgülü. Tabii buhar sürgülü hepsi. Hı hı. Dış motor olarak kullanıyorum ben. Hava motoru kullanıyorum. Pipo sistemi olarak kullanıyoruz. Evet. Biliyorsunuz akvaryumda en önemli şey bakteri, hı-hı, kültürü. Yani bakteri kültürü olmadan, evet, hiçbir akvaryum kurulamaz yani. Evet, doğru. Bütün hobicilerin, üreticilerin veya, evet, akvaryumcuların yani hiçbir zaman tartışmaya, evet, açık olmayan kuralı bakteri, evet, kültürüdür yani. %100 hepimiz bunda eminizdir yani. Bir de şey soracağım. Bunda hani plakolarda hani ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Hani belki plakoya başlamak isteyen arkadaşlarımız illaki olacaktır. Tabii. Hani görüp de heveslenip de olacaktır. Ben şunu söylemek istiyorum, sadece kendi naçizane görüşlerimi söylüyorum. Plako çok pahalı bir tür aslında. Evet. Yani pahalı olmasındaki sebep de üremeleri biraz daha uzun sürüyor. Tabii. Su değerlerinde biraz daha böyle bir oynama oluyor herhalde. Özen gösterilmesi, evet, gerekiyor. Bize bunlarla ilgili biraz ufak tüyolar verirsen hani hem hobici arkadaşlarımızla. Tabii ki. Vatoz besleyecek arkadaşlarımız öncelikle hangi türü beslemeye karar vermeli? Bu ona göre bir akvaryum kurmalılar. Plako için ona uygun. Tabii. Tabii. Hangi türü besleyeceğiyle alakalı bu. Aha. Ona uygun da akvaryumunu kuracaklar. Çünkü plakolarda, evet, yüzey önemlidir. Evet. Yüzeyin geniş olması önemlidir. Onun dışında hava sistemlerini kendilerine göre, evet, ayarlarlar. Kaç tür besleyeceklerine karar verirler. Evet. Birbirleriyle eşleşmeyecek türleri seçerler. Yani şu anda mesela gördüğünüz balık L46. Buradaki L46 değil mi? Evet, altta gördüğünüz L46. Bir de yanında Cordyceps deliceus var. Evet. Şu anda tuğlanın altında mesela L168 mevcut. Burada da çok güzel türler var Alper Hocam. Buradaki türlerden bize bahseder misin sana zahmet? Tabii ki de. Şu anda küpün içinde gördüğünüz büyük olan tür L15. Yanında o mevcut olan L401 şu anda. Sağdaki, soldakiler, tuğlanın arasındakiler. Şu anda bu türler birbiriyle eşleşmeyen türlerdir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor tabii ki plakolarda. Birbirleriyle eş tutmayacak farklı türleri seçmek gerekiyor. Hı-hı. Onun dışında tabii ki de sump sistemi kullanabilirsiniz.
ben tercih etmiyorum. Çünkü tamam. Ben bir üreticiyim. Üretici evet. Olduğumdan pipo sistemi kullanıyorum. Bir soru daha soracağım Alper hocam. Tabii ki. Bu küplerin çok sık olması ve farklı farklı buradaki türlerin olmasındaki amaç ne? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Küpleri ben erkek sayısına göre ayarlıyorum. Yani burada oran ne oluyor mesela? Oran mesela kaç tane erkek sayınız varsa o kadar küp bulundurmanız gerekiyor. Çünkü küpleri için erkeklerin birbiriyle kavga etmemesi gerekiyor. Mesela L15'lere uygun küpleri tercih edeceksiniz. L401'lere uygun tercih edeceksiniz. Mesela L46'lara uygun bir tercihte bulunursunuz. Yani besleyeceğiniz balıklara uygun küplerde tercih ederseniz. Küp şekilleri besleyeceğiniz türe göre. Tabii. Şekillendirmek daha önemli. Çünkü yani hem üretimde hem de balığın memnuniyetiyle alakalı bir şey bu. Alper hocam bir de şuradan bahseder miyiz sana zahmet? Tabii ki de. Ya burada mesela labio koymuşsun. Yani labio da var burada. Çöpçü. Frenatus. Frenatus? Evet. Bir çöpçü. Yan tarafında komple 333'lerin var. Burası komple 333 mü? Evet. Komple 333 burası. Burada iki nesil balık var. Yani var. Tabii ki de F0'ların F1 yavruları artık büyüdü. Onlar da birer anaç oldu. Onların da yavrusunu bize yetiştiriyoruz. Video sonunda yavruları gösterir misin? Tabii ki de. Video sonunda hepsini tek tek gösterelim. Tamam. Allah razı olsun. Şuradan biraz. Buradan burası. Burada L398'lerimiz mevcut. L168'lerimiz mevcut. Şu anda mesela L168'imizin bir yumurtası var. Ha şeyde küçücük evet. Tuğlanın arasında. Hemen erkeğimiz. Evet, şu anda. Evet. Maşallah. Şu anda. Niye böyle bir şey yapmış? Mesela küpün iki tarafı da açık. L168'lerin tercihi böyle. Ya çok büyük bir küp olması gerekiyor çok ya da büyük. İki tarafının açık olması gerekiyor. Allah Allah. Evet. O zaman karanlık değil aydınlık bir ortam mı istiyorlar biraz daha? Öyle aydınlıktan bir daha sosyal ziyade biraz daha, daha kolay kaçmak için. Erkek çünkü çok böyle yumurtaya düşkün bir agresif mi oluyor yumurta? Değil tabii ki de. Bir de mesela bunlar da mesela bizim atıcılar gibi yerlendiriyorlar değil mi aynı şekilde? Aynen kendileri küpün içinde yerlendirerek yani yumurtaların hava almasını sağlıyorlar, mantarlaşmamasını engelliyorlar. Bak şurada bir tane yerde var evet çok güzel. Ha içeride zaten karidesler de mevcut. Orada gördükleriniz 398 şu anda. Evet. Onlar şu anda F1 olanlar. Kendi anaçlarımızın şimdi yavrusu. Şimdi video izleyen arkadaşlarımız diyor ya arkadaşlar video çekiyorsun da hiç balık malık gözükmüyor diyorlardı ama Ploko da böyle abi yapacak bir şey yok doğru değil mi? Aynen. Plokolar yani şu anda nereden yani baksan bak şu akvaryumda belki 30 tane vardır maşallah. Yani bunun ama içinde şu anda 43 tane balık mevcut. 43 tane. Evet. Sadece burada. Sadece bu akvaryumda. Bir de şey soracağım şimdi ben söyleyeyim de onlar söylemeden önce. Tabandaki tortuları almamışsın ama hani normalde dip çekimimiz zamanında. Şimdi şöyle diyeyim. Plakolarda çok çabuk sindirim sistemleri çalıştığı için daha dün mesela burası temizlendi, dip çekim yapıldı. Dün. Evet. Bir de dip çekiminden sonra ben bitki vermeyi tercih ediyorum. Ha bitkisel yap. Tabii ki. Ya yani bitkisel yem değil. Mesela ıspanak, salata bu tür yemleri veriyorum. Su değişiminden sonra balıkların sindirim sistemleri rahat olsun diye. Boğat gibi, kabızlık gibi bir sorunla karşılaşmasın. Çünkü plakolarımız yani saklandığı için onları takip evet. etmesi çok zordur. Evet. Su değişiminde normalde bunu önemli. Normalde etçil mi bizim vatozlar gibi yani L serisi vatozlar gibi bitkisel ağırlıklı mı besin? Şimdi şöyle diyeyim, vatozların hepsi hepçildir. Etçil. Yani hepçil. Hem etçildir hem otçuldur. Çünkü iki yemede ihtiyacı vardı. Evet. Yani hepsi etçildir. Çünkü hepsi etçil beslenebilir. Ama otçuldur da. Çünkü balıkların ağrıları olduğunda evet. bu yeşilliklerden yemeleri gerekiyor. Ben ağrılarını geçirmeleri. Evet. Sindirimlerini kolaylaştırmak için. Peki üremeye hazırlık döneminde daha etçil ağırlıklı besleniyorlar gibi bir şey söz konusu mudur? Evet. Protein tabii tabii. Protein ağırlıklı beslerseniz yani bu etçil olarak beslemeniz gerekiyor. O zaman yumurta toplaması daha kolay oluyor. Dişilere. Bir de şey mesela atıyorum bunlar da bizim atıyorum işte L serisi mavi göğsüllerden bahsediyorum öyle bilsinler arkadaşlar. Hani mesela
Her ay mı yumurta yapıyor yoksa 3 ayda bir mi, 2 ayda bir mi yumurtlama olayı? Damızlardan bahsediyorum yani. Şöyle diyeyim ben size, türden türe değişiyor. Mesela 398'leri... Mesela başlılar çok büyük. Evet, L15'ler mesela 3 ayda bir yumurtlayan bir balıktır. 3 ayda bir? Evet, 3 ayda bir yumurtlayan. Kaç ortalama yumurta veriyor arkadaşlar? Ortalama 70 ile 80 arasında mevcut. Çıkıyor mu hepsi de? O sizin bakmanızla, erkeğinizin iyi bir olmasıyla alakalı. İyi bir kondisyona, iyi bir damızlıksa. Tabii tabii. İyi bir, iyi bir erkekse yani dölleme yaptıysa. Yani neredeyse bir de yavrulara da küpte iyi baktıysa. İnşallah çıkar da şu kopleyi. Abi çok büyük maşallah. Yani benim şu gördüğüm 12-13 santim vardır diye tahmin ediyorum ama hani. 15 santim falan yakın vardır yani. Tabii. Bunlar şey değil mi artık hani bildiğin artık anaç yani damızlık. Anaç tabii tabii. Tabii. Çıkıyor. Bunlar şu anda anaç. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim, gerçekten benim yakından görmüş olduğum ve çok da büyük boyutlara sahip bir Pleco serisi. Evet, doğru. Adı neydi bunun Akbar hocam? L15. Abi çok karışık, ben unutuyorum hepsini vallahi bak. Benim bildiğim bir L46 var, başka bir şey yok. Ya çok büyük maşallah ya. Yani mesela... Bu çıkan neymiş, erkek mi dişi mi? Bakalım. Bana bilebiliyorsun yani böyle bakınca. Şu arka kuyruğuna baktığımızda mesela dikenleri görmüyorsunuz. Diken. Bunlar tabii ki de bu bir dişi. Dişi. Evet. Bu L15'lerde biraz da ona dikkat etmek gerekiyor. Erkeklerin arka yüzgeçleri dikenli olur. Bir dakika hocam, şey soracağım. Bu plekolarda dişiler de mi küp tutuyor? Dişiler küp tutmaz. Dişiler genellikle saklanan balıklardı. Dipte saklanırlar. Kesinlikle küpe sadece yumurtlaması geldiği zaman... Bizim normal LSS vatuza gibi. Tabii tabii. Sadece yani yumurta bırakmak için girerler. Su değerleri kaç olması lazım böyle hani yani bildiğimiz kadarıyla? Yani su değerleri üretim yapmak istiyorsanız su değerleri sıfıra yakın olmalı yani sertlik. Peki sıfıra yakın olması hayvanın rahatlığı açısından mı yoksa yumurtaların çıkması açısından mı, yumurtaların döllenmesi açısından yoksa mı? Yoksa bir doğayı taklit etmeyin mi yani doğayı taklit edelim şöyle falan. Şöyle diyelim yani. Tabii ki de yaşam alanlarını taklit etmek. Değil mi? Tabii ki de. Yaşam alanlarındaki su değerleri çünkü saf suya yakın olduğu için, yağmur sularından evet değerlendiği için. Çok güzel hepsi ya. Ortam muazzam. O zaman Alper hocam şey yapalım, yavruları çıkartalım. Tabii. Onları da gösterelim. Tabii ki. Ondan sonra da tropöy sülerini de ardından gösterelim. Hemen onları da geçelim. Şu anda 333'lerimizin yavruları. Teşekkür ederim. Öncelikle Allah razı olsun. Bizi kırmadın. Yavruları gösterdin. Allah razı olsun. Bize bundan şöyle bir bahsedersek sana zahmet. Tabii ki de şu anda F0'ımızın yavruları L333 türümüzün. Bunlar white. Evet. Bunlar white. Ve de grupa. Yani orijinal 333. Bunlar. Tabii ki de. Orijinal 333'lerimizin yavruları. Şu anda white olarak çıkıyorlar zaten. White, beyaz değil mi? Beyaz şurada. Tabii beyaz olarak çıkıyorlar. Şuraya gelecek olursak. Buradakiler de onların abileri. Bir önceki doğumlarından aynen. Ay hocam bir şey merak ettim ben. Tabii. Şimdi mesela atıyorum bunlar 3,5 saatin boyuna falan gelmişler. Akvaryuma neden salmıyorsun? Akvaryuma neden salmıyorum? Çünkü müşteri çıkarsa eğer bunları yakalaması sıkıntı. Tabii ki de. Şu anda kaç tane var burada? 5 tane mevcut. Son kalan 5 tane. Bunlarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar olursa da Alper hocamın Instagram var mı Alper hocam? Instagram. Var mevcut. Instagram adresini ben videonun ya açıklama kısmına ya da bu ekrana bırakabilirim. Oradan da Alper hocamla iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Ama yalnız şunlar biraz ufak olduğunu söyledi. 2 santim falan var. Bunlarla ilgili şu anda beklemede diyebiliriz yani. Tabii ki de onların daha 1,5 ayı var. Evet. Ya yani elimizde zaten hazırda satışta olan türlerimiz de var ama akvaryum içinde biraz yakalaması sıkıntılı. Evet. Zaman alacaklar. Şu anda tabii video kısa süreli olduğu için yani çekemiyoruz onları. Evet. Arkadaşlar zaten hani Pleco vatozlar hani orada bir dünya vatoz var. Birbirinden güzel vatozlar var mesela ama hani hiçbirini şu an hani yakalayıp da göstermek söz konusu değil. Alper hocam bizi kırmadı. Yani elindeki şu andaki botları göstermeye çalış, Allah razı olsun. Biz elimizden gelince sizleri göstermeye çalıştık. Zaten videonun başında da eğer ekleyebilirsem isimleriyle beraber resimlerine falan koyacağız. O zaman Alper hocam senin tropoyüsleri bir geçelim. Tabii onları da ki, gösterelim. Onları hemen geçelim. Evet arkadaşlar burada da Alper hocamın tropoyüs Red Maduro muydu? Red Maduro, evet. Bize bunlardan bahseder misin? Bu akvaryumla ilgili bize anılarını. İlk sahip olduğum bu akvaryumdaki türlerim tropeuslarımdır Red Maduro.
O kendilerini F0 olarak Suriye'den olarak getirttik bunları. Suriye'den? Evet, Suriye'den olarak özel tırlarla kaçak olarak soktuğumuz bir türdür yani. Evet. Şu anda 3 nesil balık var orada Trebios'larımızda. Yani anne baba yavrularla bebe mi büyüdüler? Torunlarla birlikte şu anda yavru veriyorlar yani. Öyle diyelim. Bir de herhalde... Makrakantalarımız mevcut. Makrakant, evet, onlar o süper. Evet. Yani. Onlar artık mısır yapıyor, onları üretiyor. Yani onların zaten hedefimiz o. Makrakanta'nın ilk üreticisi olma hedefimiz var yani. Türkiye'de üreten ben yok diye biliyorum Türkiye'de ama. Türkiye'de yok. Genellikle Asya bölgesinde. Yani Asya ülkelerinde üretim yapılıyor. O da zaten sağımla üretim yapıyorlar. Ya da şırıngayla çekerek yapıyorlar. Bunlar da herhalde bayağı büyüyor. Bir 30 santime kadar büyüyor herhalde. Ya 50 santime kadar 50 büyüyor. Santim. 60 santimlik kanıtlanmış görsellerde mevcut tabii değil ki mi? De. Tabii. Ama akvaryum ortamında yani 40 santimlik falan şu anda mevcut yani. Aynen. Şu an herhalde biraz akvaryum kulcu biraz stres yapıyor herhalde değil mi? Aynen. Bilmiyorum. Şu anda Trebios'larımız aslında ben... Üremelerinden dolayı lamba açmıyorum. Açmıyorsun değil mi? Evet, evde olmadığım için onların için lamba açmıyorum. Çünkü çok stres yapıyor. Bir evet. De suyu yosunlanıyor. Işıktan dolayı değil mi? Tabii. Güneş alan bir yerde, cam kenarında bir de ışığı da yaktığımızda bu iyice stres oluyorlar. 150'ye 50-60 falan herhalde var herhalde tahmini. Bu 130'a 50'ye 60, yükseklik 60, en 50. Evet. Uzunluk tabii ki de 130, hatta 135, öyle söyleyelim. Gayet güzel. Tam tropeus bir akvaryum zaten kurmuşsun. Bundan da dolayı senden teşekkür ederiz Alp hocam. Allah razı olsun. Tabii. Yani bütün balıkların hepsini istediği ortamlarını sağlıyorsun. Aynen. Hepsi balıkların gayet güzel. Yani doğal ortamlarına yakın. Yani birebir evet. Bir yapamıyoruz tabii ki de. Evet. Ama yakın bir olarak yani kuruyoruz. Şu anda zaten erkek dişileri kovmaya çalışıyor bölgesinde. Buradaki şimdi şöyle söyleyeyim. Belki sorun olacaktır da. Tabii. Arkadaşlar Red Moliro ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Burada güzel bir koloni var. Evet. Adet olarak kaç tane var hocam? Onu da buradan söyleyeyim. Ben adet olarak burada şu anda 23 tane. 23 tam tane. Anaç. 2 tane de yeni anaç olmuş yavrumuz mevcut. Toplam 25 tane var. Toplam 25 tane. Dişi erkek. Evet. Dişi erkek olanları şu anda 18'e 6. 18'e 6. Pardon. 18'e 6 bir tanesi tabii emin bakmadım. Miyiz? Yok hiç bakmadım yani onu. Arkadaşlar güzel bir koloni bak. 18'e 18 dişi 6 erkeklik bir güzel bir koloni var. Bunlarla ilgili de Alper hocam da gönderim falan da yapar. Tabii. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü de balık camiamızdan tanıdığımız çok temiz bir insan. Böyle hobici ziyaretleri yapmak benim gerçekten hoşuma gidiyor. Herkese bize yani kapısını açan herkese gideriz öyle söyleyeyim. Teşekkür çünkü ederim. İnsanlara böyle göstermek, tanıtmak benim işim. Adı üstünde hobi ziyaret yapıyoruz aslında. Evet. Vallahi helal olsun emeğine sağlık Alper hocam. Hepinize teşekkür ederim. Sağlık. Arkadaşlar bu arada da kamera arkasındaki Selim kardeşime de teşekkür ederim. Selim kardeşime de biliyorsunuz daha önce videolarımızda olmuştu. Ekleyebilirsem onun kapak resmini de videoya koyarım. Selim kardeşimizle ilgili de videosunu da izlersiniz. Alper hocam eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim şu akvaryumda en önemli şey bakteri kültürüdür. Evet. Yani şöyle diyelim akvaryum kuruyorsan bakteri kültürsüz kurma. Değil mi? Evet. Ya da hani bakteri kültürünü bilmiyorsan da hani akvaryum en kötü bir 5-6 gün çalışması lazım. Yani en az 2 hafta boş olarak çalıştırırsa daha evet. Rahat olur yani. Bir de var ya şimdi, Alper hocam şöyle bir şey var. Hani bak ben bunu üstüne bastırarak söylüyorum ama balık besleyen kişiler bunu her için söylemiyorum bak sakın kimse yanlış anlamasın. Abi adam şimdi akvaryumu kuruyor güzel 10 numara yapıyor ya da birini kurduruyor. Bu adam akvaryumdaki filtrasyonu yani işte pipo filtresi, iç filtresi, dış filtreyi abi adam gidiyor çeşme suyla yakıyor. Otomatikman hepsini öldürüyor bir anda yani. Akvaryumu kendi suyla yıkasa eminim hiçbir şey olmaz yani ama işte biz tabi tecrübesizlikten dolayı hani işte araştırmamamızdan dolayı böyle bir sıkıntıya düşüyoruz. Ben bunu konuşurum ama ben bunu herkes için söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Evet. Dediğim gibi herkes filtrasyonunu akvaryumu kendi suyla yıkarsa daha uzun ömürlü hayvanlar sağlıklı bir şekilde yaşar. Aslında şöyle diyelim biz filtrasyonu uzun bir süre mesela pipo filtrenin temizlenme süresi 2 yıldır. Evet. Veya iç filtrenin temizlenme süresi hiç hava vermemeye başladığındadır. Evet. Yani süngerlerin dolup süngerlerimizin iyice
baskı yapıp da hava geçirmediğinde sürece evet. Değişimi yapmamakta fayda vardır. Çünkü bakteri kültürü çabuk oluşan bir şey değildir. Ya mesela bana diyorlar ki böyle bazı, ya abi sen akvaryum nasıl biliyor, cam gibi. Hani tertemiz. Aslında cam gibi değil. Hani o sarımtırak bir su var ya. Şimdi evet. Onu hani herkes diyor ki işte cam. Evet bak orada aslında su oturmuş. Yani oturma dememdeki amaç abi. Oradaki bakterinin güzel bir şekilde oturmuş olması su diğerlerinin güzel olması anlamına geliyor aslında. Evet doğru. Hani yani, adam diyor ki ya usta diyor senin akvaryum diyor benim akvaryumun suyu bulanık diyor mesela. Ya da işte benim akvaryumun suyu diyor rakı suyu gibi olmuş affedersin mesela. Ya niye böyle? Abi sen hani ilk önce bir araştır. Hani ya da bir sor. Ondan sonra hani biz de yardımcı olalım sana. Hani deyip adam dediğin gibi abi işte gidiyor mesela tam akvaryum oturmuş. Bak acemi birisinden bahsediyor. Evet. Tam akvaryum suyu oturmuş abi gidiyor filtrasyonu bir söküyor abi çeşmede bir yıkıyor. Hayırlı işler. Ya da gidiyor işte akvaryum suyuna kum ekliyor yukarıdan aşağı. Bunlar hep yani, sıkıntı şeyler ya. Şimdi şöyle diyelim. Bakteri kültürünü oluştur. Hastalıktan uzak dur diyelim. Evet. Çünkü bakteri kültürü oluşmuş bir akvaryumda hastalık kesinlikle olmaz. İç parazit, dış parazit kesinlikle olmaz. Ancak bayat yem kullanırsanız evet. İç parazite neden olursunuz. Su değerleriniz soğursa evet. Yani ısıyı kaybederseniz o zaman da iç parazitle karşılaşırsınız. Evet. Ya bir de aslında zamanında su değişimi yaparlarsa tabii, en iyisi o yani. En az kaçınmaması gereken bir haftadır. Ama evet. Bu tabii senin akvaryumunun oturmuşluğuyla alakalı bir şey. Çok oturmuş bir akvaryumdur. Sen su, çeşme suların kötü geliyordur. Ya da şimdi bir de şöyle, bozman bozulmuş evet, olabilir. Bir de şöyle bir şey yapıyor hocam aslında. Hani mesela adam diyor ya kardeş diyor ben diyor 20 günde bir de su değişimi yapayım diyor. Tamam bak adam evet. Diyor asıl amaç şu. Şimdi diyor ki bir şey olmuyor diyor. Ama aslında adamın akvaryumunun uzunluğu 150 santim bak. Aynen. He ondan bir şey olmuyor. Aynen. Ya abi 30 santim bir akvaryum içerisinde ya da 50 santim akvaryum içerisinde böyle bir şey yap. Tamam bir şey olmaz ama bir gün bir olursa hepsi yıkılır bu sefer de yani. İşte balığınıza akvaryumunuzdaki yetecek litre su. Evet. Önemli. Aynen. Yani o yüzden yani bir balık beslerken ilk ya akvaryum kurarken öncelikle hangi balığı besleyeceğinize karar verin evet. Ki ona uygun aynen. Akvaryum kuralım. Ona uygun da havalandırma sistemlerini evet. Kuralım. Ona uygun ortamları sağlayalım. Çünkü yani balıkları ya akvaryumu kuruyoruz. Ama kafanda uygun olmayan bir tane balık var. Evet. Mesela pirana. Pirana 50 santimlik akvaryuma koyarsın zaten büyütemezsin yani. Adam şimdi de oncak moncak koyuyor içine. Akvaryumu yıkar yani doğru. Öyle diyelim. Çünkü yani pirana mesela çok hareketli. Yani besleyeceğiniz balığa özen gösterirseniz mesela vatoz. Vatozlarda ince bir zemin kullanamazsınız evet, yani. Evet doğru. Ya da kumlu zemin kullanmak isterseniz hangi kuma karar vermeniz gerekli? Ağzını kestirebilirsiniz kumlardan evet. Dolayı. Balığın. Yani çünkü vatozlar bir de sindirim sistemi hareketli olan balıklarda çabuk evet. Yani kirletirler akvaryum suyunu. Tabii. Yani mesela o suyunuzun kaç günde değiştirmeniz gerektiğine kendiniz karar vereceksiniz. Tabii, onu bir metot yani ayarlaman lazım. Araştıracaksınız. Tabii akvaryumculuğun yani hobiciliğin en güzel yanı öğrenerek tabii. Tecrübe etmektir. O zaman çünkü yani ilk bunu başta biz... Yani herkes zorluk doğru. Çekmişti. Hepimiz çekmişiz. Yani buradan sabaha kadar konuşsak tabii. Ya bu iş bitmez. Yani biz ne kadar konuşursak aynen. Konuşalım yani. Alper hocam Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Kendine ben Evde Balık Hobim kanalına da böyle bir video ekleyeceğim için de ben kendime çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Arkadaşlar videoyu en başından sonuna kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi her zaman takipte kalın. Alper hocamın da Instagram adresini video içerisinde ekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a